Şubat ayından bu yana dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan pandeminin etkisi ekonomide her geçen gün daha büyük tahribat oluşturuyor. Pandemi dönemiyle birlikte esnaflar ardı ardına kısıtlamalara girdi ve bu kısıtlamalar da esnafları olumsuz olarak etkiledi. Peki esnaflar bu kısıtlamalara ne gibi çözümler bekliyor? Covid-19 süreci boyunca hiçbir iş yapamadıklarını belirten esnaflar, çalışanlarının maaşını ödeyemediği için işçi çıkarmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Yani artık eve götürecek bir şey bulamıyoruz. Hakikaten zorlandık. Yani dükkanı çoğu zaman kapa diyoruz, bekliyoruz. Ah, görüyorsunuz bak bomboş. Benim öğlen vakti. E ne yapayım ben? Ya ben sadece bir kişiyim. Burada yüzlerce, binlerce esnaf var. Yani 10 kişi çalışan elemanda 2 kişi çalışıyor. Bak şöyle bir dolaşın isterseniz sağa sola. Esnaflara bir bakın bir. 34 tane çalışan yer var. Şu anda 7 kişi çalışıyor. Çalışan da zor durumda. İşveren de zor durumda. Şu anda biz 10 kişi çalışıyorsak 4 kişi çalışıyoruz. Şimdi ben bu adamlar yetim. Ne vereceğim ben bunlara? Ne vereceğim ben bunlara? Mecburen cepten vereceğim. Cepten olmayınca. Devletimize vermiş olduğu bir 1700 daha aldığımız yok da onu alsak bile bir derdimize derman olmayacağını düşünüyorum. Esnafın masasındaki sandalye kenarı da kasası da boş durumda. Peki bu kısıtlamalar böyle devam ederse esnaf daha da zorlanacak gibi duruyor. Cumhurbaşkanı'nın dün yapmış olduğu açıklamada bu kısıtlamaların bir nebze olsun rahatlatılması beklenirken kısıtlamaların belirsizlik içinde olduğu bu şekilde devam edeceği belirtildi. Peki esnaf kısıtlamalar bu şekilde devam ettiği sürece ne kadar daha zorlanacak? Esnaf ne kadar daha direnebilecek? Buyurun esnaftan dinleyelim. Bugün yarın öbür gün derse biz ufak esnafız. Biz de ayakta zaten duramıyoruz. Bir senedir bu şekildeyiz. Peki biz ne yapacağız? Kapatalım dükkanları. Yani dükkanı kapatsak ne yapacağız? Bizim vergimiz var, işçimiz var. Ondan sonra dışarıya da bakamıyoruz, evimize de bakamıyoruz. Ama bu şekilde olsa zaten herkes dükkanı kapatacak o zaman. Bunu mu istiyorlar ya? Ne yapacağız biz? Siz söyleyin o zaman. Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum yani. Biz ne yapalım? Hani bize bir yol göstersinler, desinler ki açın veya kapatın. Kapatmamız gerekiyorsa komple kapatalım. Ama açmamız gerekiyorsa da bir şekilde bize de artık bir yardımcı olsunlar yani. Biz bu şekilde artık dayanacak gücümüz kalmadı. İyice artık boğaza dayandı. Nefes alamıyoruz artık. Destek yok. Hani hangi destekten? Yani 300 lirayla 500 lira olan destek değil. Ben bir gün Bağkur'umu ödüyorum. Bağkur'uma zaten 1000 lira para ödüyorum. Benim 2 tane elemanım var. Ben onları da mağdur etmeyeyim. Bir gün onu çağırıyorum, bir gün onu çağırıyorum. Yani bir kişi olarak değil, hepimiz mağduruz. Ama bir şekilde çözüm istiyoruz yani. Ya bunu devlet bilmiyor mu? Ufak esnaf olmasa devlet olmaz. Yani 1000 tane ufak esnaf varsa bir tane büyük var. Ama ufak esnafların hepsi bir şekilde destek çıkıyor. Benim vergim de aynı, zarrafın vergisi de aynı. Bak şurada 10 tane esnaf var, 20 tane esnaf var. Ama burada büyük bir tane var. Peki arasındaki farkı benden aldığı vergi, ondan aldığı vergi aynı mı? Aynı. O zaman ufak esnafı niye bitirmeye çalışıyorsun? Yani tamam kapatmamız gerekiyorsa kapatalım. Ama bize bir yol göstersin. Nereye kadar gideceğiz? Şöyle söyleyeyim. Esnafın artık dayanacak gücü yok. Tabii ki bunu bir kasti olarak yapmıyor. Esnaf kapatsın veya açsın diye bir şey yapmıyor. Bunu sağlığımız için, geleceğimiz için yapıyorlar. Bir daha kapanıp bir daha açmasın diye bunu yapıyorlar. Toptan temizleyelim yapıyorlar ama işin esas özüne dönürsekse esnaf şu anda zor durumda. Bu esnaf zor durumda olduğu sürece sanırım hükümetimiz de biraz değer kaybetmeye çalışıyor kendi kendine. Ben şunu tavsiye ederim aslında. Bizim akıl verecek şeyimiz yok ama ben olsam biraz bir gevşeme getiririm. Mesela bu hafta biz bir gevşeme bekliyorduk. Biz lokantacı olarak sandalyemiz inmese bile hafta sonlarımız açılması lazım. Hafta sonu açılmasa bile şu saati biraz açılması lazım diye bekliyorduk. Tabii ki esnaf gerçekten zor durumda. Zorda olduklarını belirten küçük esnafların birçoğu borç altında, birçoğu ise kepenk kapatıyor. Geriye kalan esnaflar da kendi imkanlarıyla sürece dayanmaya çalışıyorlar.